dönemin yükselen trendlerinden biri modern evlere empoze edilen antika görünümlü objeler. Geçmiş ve geleceği bir araya getiren dekorasyon tarzında bakalım hangi öğeler ön plana çıkıyor. Nadir bulunan koleksiyonluk objelere ulaşmak bir hayli zor. Ancak bu zorluk moda akımlarını takip etmemize engel değil. Bu yılın dekorasyon trendlerinde de yeni üretim antika görünümlü objeler var. Yanımda Burtay Kurtçu var. Nasılsınız Burtay Bey? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Antikaya olan merakınız nasıl başladı? Vallahi şöyle her insan gibi, her insanın bir gönlünde hani derler ya bir aslan yatar. Minicik bir antikada yatar. Bu işte geçmişe dönük heves. Ne bileyim geçmişin modernle çağdaşlaşması, kendini bulması gibi. Biz de bundan merak sararak yola çıktık. Bu yıl antika görünümlü objelerde trend ne olacak? Salonlarımızı hangi objeler dolduracak? Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Yani bir ev salonunda, yani benim koltuğum şöyle, bu objede onun aynısı olsun. Yemek odası masam rengi bu, aynısı olsun diye bir şey yok. Farklı şeyler de olabilir ki objelerde ben bunu genelde müşterilerime daha farklı olmasın. Mesela siyah bir takımın üzerine canlı bir türkuaz. Son dönemin yükselen trendlerinden biri modern evlere empoze edilen antika görünümlü objeler. Geçmiş ve geleceği bir araya getiren dekorasyon tarzında bakalım hangi öğeler ön plana çıkıyor. Nadir bulunan koleksiyonluk objelere ulaşmak bir hayli zor. Ancak bu zorluk moda akımlarını takip etmemize engel değil. Bu yılın dekorasyon trendlerinde de yeni üretim antika görünümlü objeler var. Yanımda Burtay Kurtçu var. Nasılsınız Burtay Bey? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Antikaya olan merakınız nasıl başladı? Vallahi şöyle her insan gibi, her insanın bir gönlünde hani derler ya bir aslan yatar. Minicik bir antikada yatar. Bu işte geçmişe dönük heves. Ne bileyim geçmişin modernle çağdaşlaşması, kendini bulması gibi. Biz de bundan merak sararak yola çıktık. Evet. Böyle değişik resim çerçevelerimiz var. Şöyle, şu şekilde aynamız var. Evet. Aslında bunların hiçbiri antika değildir ama antika görünümlü. Hı hı. Antikam olsun isteyenlere. Onlara göre hazırlanmış çok birer güzel parçalar. Gerçekten. Evet. Hepsi. Yine şöyle klasik bir aynamız var. El aynaları, zamanın işte eskiden duruyor. Evet. Klasik evlerde daha makyajen, hoş tabii ki efendim, durur tabii kesinlikle. Ki. Ama yani klasik evde de olabilir. Yani çok modern bir mobilyanın ortasına da atabilirsiniz. Evet. Parlar, ortaya çıkar, yapaklıdır. Şöyle yine bir ağaç vazomuz var tamamen kromla kaplanarak. Bu mesela böyle bir modernize edilmiştir. Böyle bir şey. Şurada bir şey görüyorum. Evet, evet, evet. Vallahi bu çok maksatlı. Bunları genelde masa üstlerinde. Çok kullanışlı gibi duruyor. Her şeyin masadaki bütün masa dağınıklığı toplayacak dağınıklığı gibi. Dağıtabilirsiniz içerisine veya bir çiçek tanzim edebilirsiniz. Meyvelik olarak kullanabilirsiniz. Evet burada da yine cam üfleme sanatından yapılmış. Bu sizin de dediğiniz gibi Burtay Bey hem modern döşenmiş evlere hem de klasik evlere hitap eden çok güzel obje takımı. Şöyle görüyoruz. Yani bu yani klasik görünümü diye asla ve asla modern bir takımın üzerinden ayırt etmeyeceğiniz bir üründür. Bunu son derece ultra modern bir takımın üzerinde de değerlendirebilirsiniz. Çok klasik bir takım üzerinde. Artık sizin de dediğiniz gibi zaten hani modern döşenmiş ev, klasik döşenmiş ev gibi bir şey kalmadı değil mi? Yok gibi bir şey. Evet efendim. Evet yok gibi bir şey. Bu kadar döşemeden bahsetmişken şurada bir berjer görüyorum ben iki tane. Bu berjerler de gerçekten çok eski zamanlarda evet. Babaannelerimizin, anneannelerimizin evlerinde olurdu. Aynen. Bunlar yeni üretim tabii ki. Yeni üretim, evet yeni üretim ama berjer olgusu yaklaşık 13-14. Yüzyıldan beri hüküm süren bir koltuk çeşididir. Hala da devam ediyor. Evet. Son derece de ergonomik ve rahat. Şurada bir saat görüyorum. Evet, evet. Bu saat de böyle çalar saat değil mi? Evet. Çok eski modellerden biri aslında. Evet. Antika sayılabilecek. Antika da sayılabilir, antika da olabilir, retro da olabilir. Mesela eskiden vardı, evin bir köşesinde durabilir. Kesinlikle boyutu da çok güzel. Hem obje hem de işlevsel bir şey. Saatimizi buradan
görebiliriz. Burada hemen sözünüz biter bitmez bir şey daha gözüme çarpıyor. Evet. Bir fener. Fener görünümlü abajur. Evet. Bu da fener gerçekten çok abajur. Şık. İçine de böyle bir kuş yerleştirilmiş. Çok hoş duruyor. O da eski bir fener yani. İşte o mesela antika. Evet. O antikadan bu hale getirilmiş bir şey. Yani vardır yani rahat bir 50 senesi falan vardır. 50 yıllık. Var, evet. Tabii. Müşteriniz peki genelde en çok hangi ürünleri istiyorlar, sizden satın alıyorlar? Valla buraya gezme, görme amacıyla geliyorlar. Beğendikleri hemen hemen her şeyi alıyorlar. Değil mi? İçeri girince çünkü tabii içeri girince her hava yere değişiyor. Böyle bakıyorsunuz, yani dikkatinizi çekiyor. Özellikle bir şey alacağım diye, yani buradan bir şey alayım diye kafaya koyduğu bir şey yok. Yani görüp alıyorlar burada. Evet. Öyle de bir şansımız şimdi var bizim. Ben de aynı şekildeyim. Şu an her şeyi sormak istiyorum. Burada önümde sedefli. Evet, sanırım bu nedir? Evet, sedef kutularımız. Onlar da okyanus sedefleri. Evet. Mesela hakiki değişik, sedeftir bunlar. Evet. Ama yani antika diyemeyiz ama yani çok farklı. Bunlar da eskiden kullanılan daha doğrusu ürünlerdi. Şunu şu anda bir yenileri yapıyor bunları. Şurada bu nedir? Yelpaze mi? Onlar şapka. Yelpaze görünümlü şapka. Yelpaze görünümlü şapka. Bunlar, şöyle evet, açılıyor sanırım. O şekilde. Çantanızı kolaylıkla taşıyabileceğiniz. Aynen, çantanızı taşıyabileceğiniz. Şöyle. Hemen hop şapka oldu. Şu arkasını şöyle birleştirerek. Aa, cırt cırtı varmış. Cırt cırtı var. Aynen o şekilde. Çantalarda dursun. Evet. Yerinde bulduk. Gerçekten evet, çok hoş ve oldukça pratik. Şöyle cırt cırtını açıyorsunuz. Direkt yelpaze gibi katlayıp çantanıza koyuyorsunuz. İki tane berjer görmüştük ve bir koltuklardan daha bahsetmiştiniz. Evet, buyurun. Sanırım isterseniz bunlar, oturarak üzerinde test ederek konuşalım evet, bunları. Hem çok rahat hem görsel olarak oldukça güzel şeyler var. Peki bize son olarak gösterebileceğiniz böyle çok eskilere dayanmış antika görünümlü yeni üretim objelerinizden mesela böyle 50-57 model bir sehpa görmek ister iseniz 57. Şu an, evet, 1957 tamamıyla orijinal. Bunlar da en ufak bir şekilde zaten o yıllarda medete sürekli bir şeyler yoktu. Masif'in kendisidir efendim ki bunu kullananlar zaten yakinen bilirler. Aynı şekilde ona şöyle şerif sandalyesi diye bahsettiğimiz sandalyelerden. Onunla beraber böyle değişik bir şey oluyor. Bunlar birebir antikadır. Evet, çok teşekkür ediyorum ben vermiş olduğunuz bilgiler için. Bize zaman ayırdığınız için. Estağfurullah, ne demek. Ben teşekkür ederim. Siz de ev dekorasyonunuzu çok fazla paralar ödemeden antika görünümlü objelerle tamamlayabilirsiniz.